Müsaadenizle konuğum Osman Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız Osman Bomba Bey? Bomba gibiyiz çok şükür. Harikayız. Bizler de aynı şekilde stüdyomuzda bugün müzisyen arkadaşlar evet, da var. Bize evet, sürprizler bekliyor anladığım kadarıyla. Tabii canlı kadarıyla. Canlı ekran başında bizi izleyenlere keyifli bir müzik ziyafet çekeceğiz Allah'ın izniyle. Evet inşallah bakalım. Müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Bize kendinizi biraz tanıtabilir misiniz Osman Bey? Ben Urfalıyım, Yörük'üm. Yani çocuk yaşlarda Urfa sıra gecelerinde başladım. Büyüklerinden feyz alarak. Çok severiz. Evet. Daha sonra işte profesyonel anlamda 99-97 senesinde sesimi beğenip de albüm yaptılar bana o dönem. Sonra 2000'e doğru İSOT albümümüz bayağı ses getirdi. O anlam o zaman da sevgili İbrahim Tatlıses buradan ellerini öpüyorum abimin çok desteğini gördüm. Klibimi çekti, şovuna çıktım. O albüm de bayağı ciddi bir satış yaptı o dönem 700 bin. Adım da İSOT kaldı. Sonra bir süre işte piyasadan biraz küstüm, çekildim ama müziği tabii ki bırakmadım. Devamlı sahneler, kendi adıma programlar yaptım bölgesel kanallarda, birçok kanalda isim vermeyelim. Yani yıllardır hem televizyon, hem konserler, hem festival, sahne. Bütün işimiz bu. Çok güzel. Yani uzun yıllardır, neredeyse 25 evet, senelik evet, bir kariyer geçmişiniz var. Tabii bazı şarkılarınız var böyle müziklerinizi siz yapıyorsunuz, evet, sözlerini siz hazırlıyorsunuz. Bunları yaparken ilham kaynağınız nedir Osman Bey? Nelerden tabii ki insanların yaşadıklarımız... Yani müziği ben aşkla yapıyorum. Bu iş hakikaten benim en tek işim. Benim en önemli özelliğim arz talep doğuruyorum. Yani bir yerde program yaptığım zaman mutlaka oradan talep oluyor. Bırakmıyorlar birçok belediyemiz olsun, dernek başkanımız olsun, işte düğün sahipleri olsun. Tek yeğim yani arz talep doğurmam. Tabii burada ben bazı eserlerinizin adını vermek istiyorum. Tabii. Belki izleyenlerimiz daha önceden evet, çeşitli platformlarda belki karşılaşmışlardır. Alacağım diye bir eseriniz var. Evet. Bulamadım birini var. Biraz da esprili böyle sözler. Evet. Anam diye bir şarkınız o, hatta evet, türkünüz onun sözü, var. Muzaffer Okan müziği bana ait olan. Evet oldukça acıklı ve duygu çok yüklü. Çok ağlatan. Ben belli bir dakikadan sonra artık duygulanmaya başlıyorum. Sevdam Ankara şarkısı var bir de. Evet. En çok benim favorim o. Onu bugün dinleyebilecek miyiz? Sizin o zaman ilk ondan çıkalım. Olur o zaman. Alacağım. Haydi buyurun. Bu ara alacağıma bayağı iyi gitti. Ömer Danış hocama da buradan kucak dolu sevgilerimi atıyorum. Onun hediyesi. Ve yapımcım, sevgili prodüktörüm Rahmi Akkuş ve çok değerli aranjörüm Samet Akkuş'a buradan kucak dolu sevgilerimi atıyorum. Selamlar Bomba olsun. Gibi şarkı da şu anda dün okumam bitti. İnşallah önümüzdeki hafta içinde klibini çekeceğiz. Gerçekten alacağımın da üstüne çıkacağını düşündüğümüz bir eser. Evet. Ben başta prodüktörüm Rahmi Akkuş abim olmak üzere sevgili Samet Akkuş kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Yine bize her zaman yanımızda olan can kardeşim benim Servet Temur'a da buradan kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. O zaman... Bizim programımızın da şöyle bir özelliği var. Örneğin kitap hazırlığında olan yazarlar bizde önce bir bilgi veriyorlar. Ondan sonrasında ilerleyen dönemlerde birkaç ay içinde kitaplara çıkıyor. Sizin gibi değerli sanatçılarımız böyle önden haber veriyorlar. Biz de izleyenlerimizle paylaşmış oluyoruz. Bizim için de çok heyecanlı oluyor. O zaman dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Alacağım şarkısıydı değil mi? Alacağım ve Sevdam Ankara fuarım dediniz. Ankara. Sevdam tamam. Ankara gelebilir. Evet efendim sizdeyiz. Toprağın bir başka,
seçti, suyunu içti. Sana kavuştu güzel anda. Öyle mi? Tamam. Evet, o zaman hadi buyurun, lütfen. Birkaç böyle belediye başkanlarımı da izliyor, onlara bir armağan etsem olur mu? Tabii, lütfen buyurun. Ondan sonra o zaman bu eserin de çok değerli bestekarı sevgili Efecan Şengül kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün akşamleyin Kapaklı Belediyesi, Kapaklı 19 Mayıs muhtarlığını düzenlemiş olduğu sünnet şöleninde olacağım. Ben buradan öncelikle Kapaklı Belediye Başkanım Sayın Mustafa Çetin Başkanıma, yine 19 Mayıs Belediye, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı, Türkiye'nin en genç muhtarı sevgili Hüseyin Arif Torun ne kardeşime. Vallahi genç yaşında inanılmaz ve bu sünnet şöleninde müthiş bir maddi manevi bir emek veriyor. Elini taşın altına koyuyor. Yine babası Yakup Torun'a değerli, o da çok birçok kültürel etkinliklere böyle elini taşın altına koyan. Herkesi davet ediyorum bu akşam. Ertesi gün, pazar günde 1 Eylül'de Saray Belediye'mizin Keşkek Festivali'nde olacağım. Küçük Yoncalı'da. Ben buradan Saray Belediye Başkanım çok kıymetli Abdültaş Yasan Başkanıma ve Başkan Yardımcımız Sertaç Akgül'e, tüm Saray Belediyesi çalışanlarına kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. İşte arz talep dediğim bu olay.
Hasreti Dinlerim Festival'de bir program yaptım orada. Sağ olsun başkanım ve halkın sevenlerimizin sevgisiyle. Bu programı bana bir daha verdiler sağ olsunlar. Ve bir de 1 Kasım'da da Sarayın Kurtuluşu Festivali'ne çıkacağım. Yani Osman Öztekin'in... Programınız yoğun. Evet, artısı bu oluyor. Ve 2 Eylül'de pazartesi gününe neredeyim? Keşan Beğendik. Buradan yine belediye başkanım Sayın Ferhat Gülver başkanıma, bu organizasyonda emek veren çok değerli can kardeşim Servet Temur, ki her zaman benim yanımda olan, bize desteğini sikemen kardeşim Servet Temur'a da çok çok teşekkür ediyorum. O zaman yalnızım dostlarım diyelim, tüm yalnızlara gelsin, olur mu? Olur. Hadi bakalım, bekliyoruz. Bütün Beyaz Sivi ailesi de gelsin. Yalnızlara geliyor bu parça. Evet. Canlı canlı. Kaldırın Allah aşkına.
dostlarım, yalnızım yalnız. Saatte de biraz ses tabii ki çok bilmiyorum nasıl oluyor alkışlara. Osman Bey harikaydı, biz büyülendik. Harikasınız, bir soluklanın. Bir eyvallah. Soluklanın çok güzel değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Bir alkış daha alalım Osman Bey lütfen. Allah razı olsun, güzel alkışlar. Lütfen. Birinize sağlık. Mükemmelsiniz. Evet, evet dediniz bugün, ya. Bugün doğum gününüz varmış. Benim? Evet. Aa, nice evet. Nice mutlu yıllar. O zaman bir realim arkadaşlar, size armağanım olsun. Çok teşekkür ederim. Çok doğum günü bana geldiğin gündür. Çok teşekkür ederim. Elif Hanım, mutlu doğum günü bana geldiğin gündür. Ay çok severim Yılmaz Morgül'den. Evet dinlemiştim en son. Bugün doğum günü olan herkese gelsin. Elif Hanım'a da bir alkış gelsin, alkış. Tüm Beyaz TV ailesi de gelsin. Allah'ım ver coşku ekran başı. Geldiğin gündür.
olsun size. Çok teşekkür ederim. 1 Eylül doğum günüm. Bugün ilk kutlayan, ilk erken kutlayan siz oldunuz Osman Bey. Çok kıymetliydi. Unutamayacağım bir anı oldu benim için. Allah razı olsun. Ne demek? Sesiniz muhteşem. Canlı canlı dinlemek ayrı güzel. Buradan izleyenlerimize Osman Öztekin'in programlarını kaçırmamanızı öneririm. Vallahi yoğun gidiyoruz Allah'a şükür. Buradan yine çok kıymetli bize destek olan dostlar var. Özellikle buradan bir kez daha prodüktörüm sevgili Rahmi Akkuş, Samet aranjörüm olmak üzere bütün bize emek veren bomba bir şarkımız bitti. Bir daha da duyurmuş olayım. Bu müjdeyi sevenlerime vereyim. Can taşıyorum. Arabesk pop yaptık ama inanılmaz dile düşecek. Alacağımı da geçeceğini inanıyoruz. Ne zaman güveniyoruz. Dinleyebiliriz Osman Vallahi Bey? Valla aslında bugün yetişmeye çalıştım. Fakat işte mix mastering okumam bitti aslında. Ondan yetişmedi ama haftaya inşallah zaten hafta arasında klibini çekeceğiz. Buradan bir kez daha sevgili Rahmi abime kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Yine buradan Kirvem, Mustafa Yıldırım çok değerli iş insanları bize destek olan Medeni Çakmak abime, Sait Söylemez abimize ve tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Servet Can kardeşim de var olsun. Ona da yakın bir zamanda da kayınbabasını kaybetti. Buradan Allah rahmet eylesin. Bir kez daha Selahattin amcamızın mekanı cennet olsun diyoruz. Rabbim hepimize sabırlar versin diyoruz. Amin. Mekan cennet olsun. Efendim çok güzel bir açılış ve giriş yaptık. Şimdi tabii biraz da izleyenlerimizin de sizi daha iyi tanıyabilmesi tabii ve yakinen görebilmek adına bazı sorularımız var. Onlara devam tabii edelim. Ki. Mesela tarzınız çok güzel. Müzik tarzınız biraz daha farklı diğer sanatçılara nazaran. Bu tarzı belirlemenizdeki faktörler neler? Başta repertuar. Yani ben hatta buradan Avcılar Belediye Başkanım sevgili Utku Caner Çaykara başta olmak üzere Avcılar Belediye Başkan Yardımcım Mehmet Mandacı'ya saygılarımı iletiyorum. Her bölgeden okuduğum için Osman Öztekin'de Eylül ayı içerisinde 7 bölgeden türküler diye bir konserimiz olacak Avcılar çok Belediyesi'nde. Güzel. Yine buradan ben çok değerli Afyon Belediye Başkanım Sayın Burcu Köksal hanımefendiye saygılarımı iletiyorum. Orada da güzel bir sünnet şöleni yaptık. Onların da yine gastronomi festivali olacak. Orada da çıkacağım. Yani işte arz talep doğurduğum dediğim olay o. Yani bir program yapıyoruz. Halkın beğenisi, vatandaşın bize olan sevgisi, ilgisi, katılımı bizi diğer programları şey yapıyor. Yani çoğu insan belki şaşırıyordur. Ya Osman Öztekin bu kadar konser yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Vallahi kolay olmuyor. Sahneden iniyorum. Atletim işte arkadaşlar gömleğimi sıksan suyu çıkar. O şekilde. O insanları o şekilde tutuyorum. O enerjiyi, o emeği verdiğim için sevenlerimiz de var olsun. Bizim konserlerimiz dolu oluyor. Motivasyonunuz çok yüksek. Tabii dediğiniz gibi arz talep doğuruyorum. Emin olun yani. Enerjiniz bir kere dinleyenlere ve izleyenlere geçiyor efendim. Tabii projeleriniz ve programınız çok yoğun. Yakın gelecekteki bu heyecan verici projelerinizle ilgili bize bazılarını anlatabilir misiniz? Yani şu anda işte yine böyle fuar organizasyonları da yapıyoruz. Mesela fuar, festival panayırlarda da sahne yapıyorum ben. Birçok panayırcı dostlarımız var bu anlamda. Yine çok değerli bir dünya parkçı dostlar var. Özellikle buradan Asker abiye. Abdurrahim Bey, Hacı abiye, onların da böyle organizasyonları var. Yakın zamanda Pamukova'da bir 7-8 günlük program olacak. Ve buradan çok önemli, ben bir yürüyüm biliyorsunuz, Karakeçli yürüklerindenim. Sevgili buradan Urfa Türkiye Karakeçiler Dernek Başkanı Halil Karakeçil amcaoğluma, yine çok değerli Turgutlu Karakeçiler Dernek Başkanı Ayşe Demir Başkanıma, tüm yürük akrabalarıma saygılarımı, tüm 21-22 Eylül'de Urfa'da, Halfeti'de, tüm Türkiye'deki yörüklerin bir araya geleceği muhteşem bir festival olacak. Tüm herkesi de davet ediyorum. Yine çok değerli sanatçı abim Mahmut Tuncer de orada olacak. Aa çok iyi. Evet yani muhteşem bir program. Bu ara 2 Eylül'de de sevgili Müşerref Akay'la birlikte Beğendik Belediye'mizin Yaza Veda Festivali'nde olacağız. Müşerref ablama da buradan kucak dolusu güzel sevgilerimi iletiyorum. Evet efendim, selamlar olsun. Programınız gelecek aylarda değil, gelecek günlerde bile çok yoğun. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hemen bu noktada bir sorumuz var. Tabii arz talep yaratıyorum dediniz. Bir şarkının dinleyici kitlesine ulaşabilmesi için ne gibi özellikler barındırması lazım? Sizce yani o şarkıyı iyi yorumlamak, insanlarla dediğim gibi iletişim kurabilmek. Yani şöyle anlatayım. Şimdi tabii ki sakın hiçbir sanatçı arkadaşım yanlış anlamasın. Bir sanatçı kendinden ziyade insanları mutlu etmeye çalışmalı. Kendini mutlu etmeye çalışan sadece kendini mutlu eder. Vatandaşın istediğini vereceksin. Şimdi vatandaş senden oyun havası istiyorsa oyun havası okuyacaksın. Karadeniz istiyorsa Karadeniz okuyacaksın. Yani et isteyene tavuk veremezsin, tavuk isteyene balık veremezsin. Şimdi bazı popüler arkadaşlarımız oluyor sahne yaptığımız şeylerde. İşte dile düşmüş 3-4 tane parçası var. Bunlar tabii ki dikkat çekiyor. Ama ondan sonra farklı eserler okuyarak insanlar pek o şeyi veremiyor yani. Bizim en büyük artımız yani insanlar beni dinlediği zaman İbrahim Tatlıses dinlemiş oluyor, Hüseyin Kağıt'ı dinlemiş oluyor, Ferdi Tayfur da dinlemiş evet, oluyor. Evet, repertuarınız geniş. Tabii 4000'e yakın şarkı türkü biliyorum her bölgeden, her yöreden.
artımız oluyor en büyük. Çok güzel. Tabii dinleyici kitlenizden de dönüşler alıyorsunuz bu çok, noktada. Çok, Allah'a şükür. En büyük zaten benim sermayem o. Vatandaşın sevenlerinin neler sevgisi. Neler söylüyorlar size Osman Bey? Vallahi inanılmaz. Yani çok farklı yerde olman lazımdır diyorlar. Yani şu an yine çok şükür iyiyiz. Yani birçok sanatçı dostum da sağ olsun. Vatandaştan böyle. Yani çok büyük popüler insanların sağladığı kalabalığı ben de sağlıyorum. Şu anda YouTube'a girip yaptığım ben programlarımı görebilirler. Bu arada ben evet biraz şarkılarınızı dinlerken bir alışkanlık olarak kaldı. Yorumları okuyorum. Herkes sizden o kadar severek bahsediyor ki bu da çok dikkatimi çekti. Evet. Bu da kolay bir şey değil. Tebrik ediyoruz. Eyvallah. Bu noktada şarkılarınız en çok mesela hangi kesime hitap ediyor veya kimlere hitap ediyor? Vallahi şarkılarım her kesime hitap ediyor. Yani hani varoş dediğimiz, orta direk dediğimiz kesime de hitap ediyor. Üst düzey dediğimiz enteller de hitap ediyor. Yani o önde sıkıntı yok. Sonuçta müzik insanlara duyguları veriyorsanız o insan ayrımı olmuyor yani. Herkes o duyguları hissediyor. Yeter ki siz o duyguyu verin karşıya. Evet. Biz zaten insan ayrımı yapmıyoruz. Bizim için en alttaki varoş dediğimiz orta direk de aynı, en üstteki insan da aynı. Hiç fark etmiyor bizim bakışımızda. Evet, çok güzel. Herkes bizim için kıymetli. Kucaklıyorsunuz herkesi. Kesinlikle, herkesi kucaklıyorum. Bir sanatçı da en belki de olması gereken özelliklerden birisi bu efendim. Müzik sektöründe kalıcılık çok önemli biliyorsunuz. Bazen dediğiniz gibi birkaç parçayla sanatçı kalıyor ve devamı gelmiyor. Evet. Müzik sektöründe kalıcılığı yakalayabilmek için ne tavsiyelerde bulunursunuz? Vallahi insan repertuarına önem verecek, gündemi takip edecek, işine önem verecek, bir de alnını tere dökecek ciddi bir şekilde. Kesinlikle öyle. Yani şurada harcadığınız enerji belki 300 kalori harcadınız şurada 10 dakikada. Siz beni bir de konserlerde görün. Evet tabii geniş alan biraz daha nefes böyle hareketli. Böyle bir zıpır zıpırım hiç duramam yani tutamazsınız beni. Allah sağlık versin. Allah enerjiniz razı olsun. Daima yüksek olsun Osman Allah Bey. Allah razı olsun. Bir de müzik sektöründe tabii birçok sanatçı var, birçok eser var. Siz hangi sanatçıları kendinize daha yakın buluyorsunuz ve hangi açıdan değerlendiriyorsunuz bunu? Yani tabii ki şimdi bir Urfalı olarak her zaman bir yörük olarak İbrahim abi bizim örnek aldığımız bir insan. Tabii ki taklitimiz yok. O konuda da sevenlerimiz biliyor. İbrahim abi çok seviyorum. Yani ellerinden öperim her zaman da gördüğümde. Geçmişte dediğim gibi bana desteği de oldu. Birçok sanatçı örnek alıyoruz tabii ki. Yani beğendiğim çok sesler var. Ama tarz olarak İbrahim abi daha çok örnek alıyorum. Evet, Urfa deyince akla gelen ikisi evet. Zaten İbrahim Tatlıses. Ben de uzun ama hoyrat çok okurum var. Yani. Evet, inanılmaz bir gırtlağı, diyaframı var. Yıllar geçti. Evet. Hala çok mükemmel. Allah'ım sağlığını zeval vermesin. Evet. Peki müzik alanında en büyük destekçiniz kim desem İbrahim Tatlıses diyorsunuz. Müzik alanında şimdi destek şöyle. En başta en büyük destek sevenlerimin sevgisi. Onu bir kere altını çizeyim. Onun dışında çok değerli dostlarım desteği oluyor. Sponsorlar oluyor. Yine buradan çok kıymetli benim televizyonda ana sponsorum Mehmet Karagöz abim. Kendisi arsa duayeni kazandıran adam Mehmet Karagöz abimin desteği oluyor. Bize sponsorluk yapan çok değerli benim de ana sponsorum. Yine Servet Can kardeşim bu alacağım eserinde ve birçok projede bana büyük destek oldu. Maddi manevi destek oldu. Şimdi yapımcı menajerim, yapım menajeri demişim. Artık menajerim yok. ama yapımcı prodüktörüm sevgili Rahmi Akkuş. Ve değerli aranjörüm onların da desteğiyle 10 single'lık bir anlaşma yaptım. İşte sponsorlar var bize destek olan. Evet, harika bir yayındı. Süremizin sonuna geldik Osman Bey. Bedayı bir şarkıyla mı yapacağız? Şarkı için süremiz yok sanırım ama umarım yeni bir bölümde, yeni bir programda, yine bir canlı yayında sizlerle olmayı çok istiyoruz. Konserlerinizden, projelerinizden ve şu an yaptığınız icraatlardan bahsettiniz. Ben sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. İnanın hiç yüzle tanışmasak bile sosyal medyadan enerjiniz izleyene ve bakana geçiyor. Bu konuda hiç aklınıza soru işareti olmasın. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkese gönül dostlarına kucak dolu sevgilim etme. Akşamleyin Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi muhtarlığımızın düzenlemiş olduğu sünnet şölenine tüm sevenlerini bekliyorum. Çıkın çıkın gelin. Evet, Osman Öztekin'i takipte kalınız efendim.